kulüp olmakla aile olmak arasında fark var. <laughs> Profesyonellik dediğin para performans ön plana çıkar. Aile olduğun zaman yürüyemeyecek halde oyuncu e, sekerek oynar. Benim gördüğüm kadarıyla diğer oyuncularla Shane Larkin arasında da bir sıkıntı var. Anadolu Efes'te bu maçları kaybetse bence Fenerbahçe'nin kesin zaten playoff şansı bitmişti. Efes'in de bitmek üzereydi. O üç galibiyet ekle Fenerbahçe şu anda ilk dördü zorlar mı zorlarmaz mı konuşuyoruz. Mesih'in kontratı bitiyor. Seyreson. Bitmeden önce anlaşmak lazım. Ocağın sonuna geldik. Sevgili basketbol seyirler Euroleague Basket Podcast'ın bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi. <laughs> son şampiyonun. He? Son şampiyonun üstünü ha, giymişsin. Sen de bugün ki şampiyonu giydin? Yok ya. Bilmem bu aralar hep Brooklyn'den gidiyorum ben. Niye öyle? Niye öyle? Lakers taraftarı olarak. Niye taşımaya galiba. <gülüyor> <ha>? <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> ee, Bana bir var mı orada? Abi yemek sepeti bana bir Brooklyn. Biz programa girmeden önce var mıydı bilmiyorum ama şimdi e almış olabilir. Bu kadar çabuk. Olabilir. Ee, o zaman hatırlatmamızı yapalım. Ya yemek bir şey söyleyeceğim. Bu Hı -hı. dolu doluydu. Evet. Birer tane tadına başladım. Kaç tane? Bir. Bir tane yedim. Bir ondan, bir ondan, bir, bir ondan, ondan, bir ondan, bir ondan. ondan, bir ondan bademden. İyi. Afiyet olsun. Gözün mü var? Yok. Boğuluyordum demin zaten soruncuyu yutarken. Vallahi mı? Evet. Ben, benim hiçbir suçum yok. Ben kaynaklanmıyor kaynaklanmıyorum. Evet sevgili basketbol Yemek sepeti uygulamasından bana bir seçeneğini seçerek market alışverişlerimizi yapıp sepetimizi doldurup kampanyalardan faydalanmayı unutmuyoruz. Ee, bademleri götürmüşsün sen de arada. Ben hiç yemedim. Yemedin mi? badem yemen yasak değil ama senin. Değil. Ama çiğ sen ta daha Tavsiye iyi. ediliyor. Evet. Çiğ yesen daha iyi. Ee, abi Anadolu Efes'le başlayalım. Taze. Ya ikisini esas Dün oynandı maç. İkisini birlikte de değerlendirebilirsin. İkisi de yani ligin en kötü iki takımı olmasaydı kazanamazdı bence. Katılıyorum. Yani Fenerbahçe'nin e, mücadelesi falan muazzam ama o kadar eksik var ki. Efes... Fenerbahçe'nin bahanesi var ama Efes'te o da yok. Ya biz şimdi burada kaç aydır yani maçın detaylarına gireriz ama ya Efes'te bir takım şeylerin doğru olmadığını bu yani kaç ediyoruz. ay önce söyledik sence? Bayağı söylüyoruz. Neredeyse. Yani bir terslik var. Yama yapılıyor. Geçici bir yama. Bu Simon olayı da çıktı bu hafta. Gördün mü? Simon olayını olaya e, Brian transferinden birkaç hafta sonra biz konuşmaya başlamıştık zaten. Tamam Simon'un e, kulüple bir şeyi varmış galiba. Bir cenazeye gidiyor. E, iki gün. Hı hı. Oradan bir ceza kesiliyor kendisine maaşının %50'si gibi bir kesinti. Yani yanlış okumadıysam, yanlış hatırlamıyorsam. O da kulübü şeye veriyor mahkemeye. Evet. oradan çıkan sonuç galiba yani Simon'u bir yere kadar haklı buluyorlar. %10'a mı ne düşürüyorlar o ceza şeyini abi? öyle bir durum var. Ya tabii ki bu e, her ne olursa olsun bu oyuncu profesyonel kulüp aidiyetleri bir tarafa ki Simon taraftarın gözünde de çok sevilen bir oyuncu. E, şöyle iyi para yani. Çünkü Herhalde önce, ve bu, bu oyuncu belki de kariyerinin e, sonuna geldi sayılır. Ya, 36 yaşında abi. O oynar da ya, oynar o, da 2 sene oynar. Aynı yani. ama o atletizme güveniyor. O para o paraları nereye kadar kazanabilir? Tabii yani rakam düşecektir. Ya bak işte burada bir problem var diyorduk ya. Şimdi geri sar. Bu arada Simon demişken dün sağ içine sen gördün mü? Simon'un Moerman'a Plyce'la Mitz için bir şey oldu. Bir ara oldu. girecekler. Ama Moerman orada şey hani böyle bir herhalde Simon sonuçta yaş olarak Moerman'dan 5-6 yaş büyük değil mi? Herhalde Moerman. Öyle bir şey. 30 var mıdır? Vardır. O civarda. Bakmam lazım. Yani hani arada bir hiyerarşi şeyi de var tabi Moğayman hiç alttan aldı şey de yapmadı. Mesela maçın sonunda da işte sevinçli beraber şey yaptılar vesaire vesaire. Yani şimdi taraftarın önünde onlar olacak. Ben burada şunu söylemek istiyorum bak bu olay çok önemli bir olay. Bu tutum çok önemli bir tutum. Bu hatalar geri alınmaz. Yasıki 300 Liman'ın oğlu doğdu hatırlıyor musun basın toplantısında? Evet. Sen hiç baba olmadın mı? <laughs> Şimdi bazı durumlar vardır. Bir de cenaze. Bazı durumlar vardır. Aynı şeyi Fenerbahçe bu sene Guduriç'i geri yollayarak yaptı. Karısı doğum e, sancılar başladı diye. Kulüp olmakla aile olmak arasında fark var. Kulüp olduğun zaman para profesyonellik dediğin Para performans ön plana çıkar. Aile olduğun zaman işte yürüyemeyecek halde oyuncu e, sekerek oynar. Çünkü onun orada varlığı bile bu kadar eksik bir takıma bir artı getireceğini düşünerek. Şimdi sezon başından beri detaylar ortaya çıkmasa da Efes'in zevk vererek birbirleriyle oynayarak, oynamaktan zevk alarak Sahada bulunduğu günlerden çok uzak bir görüntü var mıydı? Vardı. Vardı. Sezon başından ha. beri var aslında. Ha, i̇şte onu diyorum. Ha Neye bağlandı bu? Doyum. Yaş. Ne bileyim başka ne? Ha bir kısmı doğru. Sertaç'ın yeri doldurulmadı falan. Ama herkes e, oyuncular bazlı bir neden aradı. Aslında sorun mental. Esasında sorun soyunma odasında, antrenman sahasında, mikrofonlar uzatıldığı zaman. Simon kaç tane turnike kaçırdı? Normalde, kaç, yani normalde leblebi gibi bitirdiği pozisyonlar. Mesela. Ya şimdi bak, ikisini aynı, ayr, aynı konuşalım diye. Melih. Bence kız... ayıralım abi ya. Hayır, hayır bence benzerlikler var. Benzerlikleri bir, konuşmam. Birbirlerinin, mu? yani Opozit örnekler var. Şimdi Melih de kendi için özel hazırlanmış iki veya üç şutu da kaçırdı. Onları normalde atar değil mi? Evet. Niye? Çünkü maç başında ilk beş başladı. Topu Melih'e verdiler yarı sahada. Ampulün üstünde. Yarat dediler. Tapu diki. Tapu diki. Yarat dediler kafada aldı. Melih o değil. Şimdi Simon'un da kafası rahat değil ki. Yani bence hiçbirinin kafası rahat değil. Yani ben şimdi iddialı olacak. Benim gördüğüm kadarıyla diğer oyuncularla Shane Larkin arasında da bir sıkıntı var. Bu nedenle Shane <laughs> olağanüstü bir gayret sarf ediyor. İnşallah sakatlığı da ciddi değildir. Açıklandı mı? Ben bir şey görmedim. Bu dakikaya kadar ben de görmedim. Ee, o geri geri gelirken bir sekmeye başladı. Ondan şey mesela inanılmaz bir gayret içinde. Herkes diyor ya. Çünkü Shane diyor ki yani şu mesajı veriyor. Biri bana katılsın ya da 3-5 kişi bana katılsın diyor. Ama orada da bence bir şey var. Belki iki yazdır şeyinin işte geç gelişi, sakatlığım var iş. Bilmiyorum ama o da bir dikkat çekiyor. Yani şimdi Fenerbahçe için de benzer taraflar dediğim için Anadolu Efes'te bu maçları kaybetse bence Fenerbahçe'nin kesin zaten playoff şansı bitmişti. Efes'in bitmek üzereydi. Bu kadar net. Çünkü evinde Panathinaikos'a yenilen... Şimdi Fenerbahçe evinde yenilseydi... E alttan kim gelecek? Bayern gelebilir diye bakıyorum. Bayern, yani. Monaco fena mı oynuyor? Ya. Abi orası su, su kaynatabilir. E şimdi, yani. hayır, şimdi... Makar... İyi kadro ama su kaynatabilir diye söylüyorum. Bayern orada biraz daha... Düzel. Hayır şunu söyleyecektim yani şimdi Fenerbahçe bir inançla bir birbirine güvenle yani böyle aile bir yumruklandı. Ama yetenek yani istediğin kadar yumruklan bir yerde karşında jal olmadığı zaman <laughs> e, yani Real Madrid'i, Barcelona'yı, CSK'yı, kadro olarak Efes'i, yumruk Milano'yu falan yumruk Milano'yu yumruk yaklaştırmazlar yani. Hakemleri bir yani kenara bırak Zalgiris yani. Kayserispor maçında 17'den döndü Fenerbahçe. Ee, öyle bir şeyi iyi bir takıma karşı. Ya 17'den döndü. Ee, sonra yakaladı yine geri düştü. Yani Fenerbahçe'nin o alışkanlığı. Siz de 2 3 tane. Çok gelişti. Zagiris'in de 2-3 tane önemli eksiği vardı. Ya önemli eksiği var dedi. Yerine oynayan çocuk e, logo Dame gibi attı. Aynen leblebi gibi. yani, <laughs> <laughs> e, o açıdan yani Jelgiris taşıyamaz. Yani e, maçı taşıyamaz şeyi veriyordu. Murat dedin hatta hep söyledi. Dördüncü çeyreğin başında bu maç bittirdi. Sen arada bir gelip seyrediyordun. Onları da seyretmek ayrı bir zevk. Evet bu aralar geleceğim. Başka bir Aklımda... perspektif veriyor maça şey olarak. Ee... Efes'e dönecek olursak. Abi Efes'e dönelim. Tamam galibiyet önemli. Ee... Ben Ergin Ataman'ın kazanırken yine kaybettiğini düşünüyorum. Ne açıdan? Ee, geçen haftanın hatta daha önceden gelen o sürekli hakemlerle bir savaşa girdi ya. O bence zaten takım gerideydi mento olarak daha da geri yapmış takımı. Ya yani mola almadı son topa kadar. Yani benim egom sizden büyük havası mı vermeye çalışıyor ya da hani ben, Ay, ben yani, falan yani buna girerse e, hakikaten takım playoff yapamaz. Çünkü girdiği bak o şeye gireceği oyuncular bu ligin e, belki de kağıt üzerinde sahada da dahil en akıcı basketbolunu oynamış en değerli kısaları sahip bir kadro bu yani. Kağıt üzerinde de böyle. Şimdi ben Mitsic, geçen sene MVP'si bu sene ortada yok. Yani Larkin dışında kısa rotasyonundan Efes'in aldığı biraz boboğa var. Katkı belli maçlarda parlıyor. O da çok iyi başlayıp bozuldu. O, evet. O da iyi başladı bozuldu. Abi bak hep şunu söylüyorum. Mental olarak Geriye gittiğin dakika yandın. Ne kadar kaliteli olursan ol, ne kadar formda olursan ol bir şey ifade etmez. Kafa yok çünkü. Kafa gidiyor senin yani. Oyunla alakan yok. Ya ya tamam, şimdi ben... bak Ergen atamanı değiştiremezsin tamam mı? Törpülesin biraz kendini. <laughs> ne kaybeder? Şu maçtan sonraki konuşması bile çok kısa olmakla birlikte şut kaçırdık, tunika kaçır. Yani o ne demek biliyor musun? Ben bir oyuncuysam, hele tecrübeli bir oyuncu, hele Efes'te şampiyonluk yaşamış bir oyuncuysam, bana bu şu anlama geliyor. Yani bir hafta önce I want kapı söyleyen, I want kapı söyleyen adam diyor ki, kardeşim ben her şeyi yapıyorum. Bunlar turnike kaçırıyor, şut kaçırıyor. Suç yine bende. Sence iyi mi hazırlanmıştı Efes? İlk maçtan ders almış mıydı? Bence sıfır. Ama hep. Hep oyuncular. Bak bir de şu da şu da gözüne çarpmıştır. Efes, Efes'i Efes'in basketbolunda yenmek mümkün değillerdi derdik. Evet. Panathinaikos yeniyordu Efes'i. Evet, yani atata soktu işi. E orada da atarak soktu. Ya at orada maç orada <laughs> maç erken koptu. Burada da Panathinaikos'lu o soktu işi gelemedi. İşin hücum tarafının ee, Alan vermesi daha kötü bence Efes. Abi Efes'te savunma çalışmayabilir bir yere kadar. Hani enerji. Ha, bu arada çok... şunu da söylemek lazım. Biz Dunstan'ı çok eleştiriyorduk. Yani Dunstan gücü yettiği kadarıyla tabii 30 dakika oynayamaz. Ee, <laughs> son 3-4 maçtır bu iki daha fazla yani o da pabucun pahalı olduğunu anladı. Çünkü yani o yaşta şimdi 30 yaşındaysan Metsi alacak bir takım NBA'den bile çıkar. Ama dansına bu paraları verecek başka bir takım çıkamaz. 306. Ondan yani helal Aşağına olsun. ak düştü be abi. Sakallarına. Ha Dunson. Vallahi bir bir uçuş. Hayır yani. Bana bakarak söyledi. Sana mi? çok oldu düşeli de. Yani Efes'te e, ne sapla saman birbirine mi karışmış Hı. derler. Bir kere bu Petrushev olayı var. Ee, sıra Hatta bir yerde Kaçırdım ok mı ben acaba? Aldı mı? Süre? Yok almadı ya. Ee, bir yerde okudum. Onu alırken Euroleague kadrosunda olma mecburiyeti varmış anlaşmasında. Oynama değil ama kadroda olma. Ee, yani bir sakatlı bir şey yoksa kadroda mecbur olacak. Bugün okudum. Ya bu anlaşma doğruysa böyle bir anlaşma yapılır mı ya? Yani Acaba Mitzic ile işte paket miydi? Çünkü aynı menajer. Veya baba Barcelona istiyordu. Yani öyle bir paketin mi içindeydi? Şimdi bunlara girdiğin zaman sıkıntı olur. Ya şimdi bak o paketi yaparsın. Bobby'yi alırken yanına biliyorsun. Bonusunu alırsın. Okey. Ya senin bonus dediğin... ama adam bak tam Obrado için antrenmanlarda en sevdiği adam mı tamam ya. Tamam işte diyorum ki sana tamam orada biraz da koç üneri lazım anladın mı? Onu söylemek istiyorum. Abi hiçbir dokunuş yok Ergin Ataman'ın bu sezon. Takıma mentali falan geçtim oyun anlamında da. Ya Avrupa çözdü bunu. Efes'in oyununu bozdu. Ya ona göre transfer yaptı baba takımlar bir Tabii söylüyor. ki onu Hemen söylüyorum. Yani. Kendini geliştiremedin yani onu söylüyorum. Belli değişikliklere gitmen gerekiyordu. Tamam kadronun korunur Korunması gerektiğine inandığın yanlış bir şey değil ama ben hep aynı şeyi söylüyorum bir ya da iki yeni heyecan lazımdı ama yeni heyecan derken Petrushev gibi ne ana ne yan parça olabilecek heyecanlar ama değil. Ama Petrushev sadece yeni heyecanı şey yapmıyor ki o, o şey sınıflandırmaya girmiyor ki senin için ilk beş oyuncunun yerinin yerini dolduracak bir de ama yeni heyecan he ayrı bir şey. Sen gidenin yerini doldur. Fenerbahçe'nin babi'nin yerini dolduramaması gibi. Ya bak mesela Anderson'a haksızlık etmek istemem bence takımın enerji e, kaynağı gibi bir şey oluyor oyuna girdiğinde genelde. E, ki bence çok iyi bir karaktermiş. Yani e, süper yıldız modundan yan parçaya dönüşmesi falan kolay değil oyuncuların bunları kabul etmesi. Orada da çok takdir ediyorum. Mesela Anderson'a haksızlık etmeyeyim. Yani bunu isme takılmasın kimse. Ama aklıma o geliyor şimdi. Mesela Anderson yerine başka bir oyuncu tercih edilebilirdi mesela. Yeni heyecan konusu. Yeni heyecan. Ya da atıyorum e, Simon yaşlandı. Elijah Bryant değil onu oraya şey yapacak olan. Ya Anladın J. mı demek şey? almayacağım bir kere. Elijah Bryant'ı aldığın zaman zaten gardları rahatsız ediyorsun. Başta Simon. <laughs> zaten yanlış ya yani kullanıyorsun. Simon da düşün, diyor ki ya ben seni geçen sene Real Madrid serisi de ipten aldım ya diyor. Yani bu mu bana teşekkürün diyor. O, o da öyle bakıyor olaya. Yani Haklı mı? o cenaze olayını. Haklı mı? Haklı. Ya burada yeni kan gelecekse tamam dün acayip bir üçlük soktu. Çok da iyi oynadı. Barcelona ile anlaşmış. Veda etmiş. Moelman'ı geri getirme abi. Mesela he. Evet, Zorla evet, güzellik okay. olmaz abi. Adam gitmiş ya teşekkür ediyor. Şimdi o soyunma odasında rahatsızlık yaratmaz mı sence? Yaratır. Sen buradan ayrılmışsın voleyle anlaşıyorsun. Teşekkür ediyorsun. Canım Murat'ım diyorsun. Seni hiç unutmayacağım. Ondan sonra patronlar şey yapıyor. Ya Cenk'in parasını dört misine çıkaralım diyor. Sen geri geliyorsun. Şimdi bu, buradaki ekiple benle bırak. Bizim arkadaşlığımız var. Buradaki ekiple aynı mı olursun sen? Olmazsın. Çünkü onların kafasında Cenk abi bizi bir yerde paraya tercih etti. Şimdi İçeride hakikaten bir aile şeyi var. Yani e, ortamı var. Dalga geçiyoruz. Onlar dalga geçiyor saygıdan kusur etmeyerek falan. E o bozulur onu. Tamam Moerman gitti. Babayı tuttun. Şahane. Sertaç'ı da o parayı uygun görmedin. Çok iyi para aldı. Yani. Ben bak şunu söyleyeceğim. Sıkıntılardan fırsat yaratamadı Efes bazı konularda. Sıkıntılar neydi? Mesela Sertic Barcelona istedi aldı. Ben bir örnek vereceğim. Bu örneği de hep veriyorum. Ee, bir yere gelmek değil orada kalmak meseledir ya hep. 2015'te Fenerbahçe Final Four oynadı. Doğru mu? O oynadı. He. 2015'teki kadroyla 2015-2016'nın bir sene sonraki Final Four takımın uzaktan alakası var mı? Uzaktan yakından. Ya ana şeyler vardı. Kolonlar vardı köprüde ama. Kim? Kolonlar kim? Wesley. Tamam başka? Bobby. Babi mi? Evet. Olur mu abi? Babi Kolonya. 2015-2016 kadrosunda evet. Bogdanovic var. Bogdanovic. Veseli var. Yudo. Bogdanovic Veseli başka yok. Bir de Hikmun'u tuttun o da sakatlıktan sonra bir sene daha sözleşmesi vardı. Tamam Diğer hepsi bir daha, komple. 2015-16 Madrid. diyorsun. Madrid Madrid'den sonrası. sonra Berlin tamam, seniz. Tamam, okay. Orada ben bir şampiyonluk evet, Orada yani. bir yapı kurdu. Daha dominant, daha sert bir takım kurdu Obradovic. Doğru e, mu? Tamam çünkü Real Madrid'de CSKA finalini nasıl kaybetti biliyorsun. Dayak yedi. Tamam. CSKA finalini nasıl kaybetti biliyorsun. Belki o zaman da şampiyon olacaktı. Bir sene ne sonra tamam. %100. Bir sene sonra kelimelere takılma abi hepimiz biliyoruz. Bir sene sonra Baba, belki de tarihin, Ölene kadar o gerçeği söyleyeceğim. Bilsen de bilmesen de. Belki de tarihin en dominant oyunuyla Final Four'da şampiyon oldu. Doğru mu? Meyveyi aldı zaten. Yani almıştı da çileyi vermediler diyelim. Bir sonraki sene şampiyon oldu. Sonraki sene en önemli iki tane oyuncusunu kaybetti. Bu sıkıntıydı. Bogdan ve Yudo. Sistemi gene değiştirdi. Wanamaker'ı aldı. Üzerine Melli aldı. Çok farklı. Daha akıcı bir oyun. Yani dominantlıktan daha akıcıya bir geçiş. O sene de maddi e, bu sert tosladı finalde. Nasıl onun nasıl bittiğini biliyoruz. Nasıl başladığı önemli. Tamam, nasıl başladığını da biliyoruz. Nasıl bit e, bir sene sonra... Hatırlatayım mı? Tamam. Ha, bilmeyenler <laughs> için. <laughs> bir sene sonra... Bir sene sonra... Jason Thompson'ın yanlış olduğunu şey yapıp... Loverne ekledi. Vanamaker ekolünü devam ettirip Tyler Ennis'i koydu oraya. Bak Fenerbahçe'nin o seneki en büyük aslında hani çok konuşulmuyor ama Şanssızlık. şanssızlıkların belki de birincisi Tyler Ennis. Belki de en önemli şeydi. Çünkü Değil o devam eden... E, de büyük şanssızlık. Evet. Sonra ne oldu o takım? En önemli iki transferi sezonun yarısından fazlasını kaçırdı abi. Sonra ne oldu o takım? Final Four'da sakatlıklarla e, Anadolu Efes e, hak ettiği bir galibiyet aldı ama Fenerbahçe çok eksikti. Yani şunu demek istiyorum. Yavaş yavaş yani şampiyon oldun. Tamam başka bir şeye doğru biraz evril ya da bir geçiş yap. Bir ekleme yap. Oyunda bazı şeyleri değiştir. Çünkü niye biliyor musun? O brother, ayıp söylemesi. E, çok akıllı bir adam. Aptal bir adam değil bir sene sonra Yudoh Veseli eksenindeki oyuna bir çözüm bulacağını bilmiyor mu Avrupa'nın? Tam anlatabildim değil mi? Senin kafanı tam karıştırmadan. Hani biraz uzun anlatırım Aa, ben sen biliyorsun. Sen konuşurken genelde kafam karışıyor. <laughs> ben bu sefer. benim de karışıyor. Kendim konuşurken benim de karışıyor. Da. Hani, Ama şimdi bak Ergin Ataman'ın Demek anlatabildiysem. Şimdi dediğini anladım. Ee, en başarılı takımları ve en başarısız takımları. <laughs> En başarılı Beşiktaş, neydi o kupanın adı? Ee... Euro <laughs> Challenge. Euro Challenge kupasını kazandı. Guard kim? Arroyo. Stretch Uzun kim? Bonsu'yla şey. Stretch Uzun, Bonsu değil, Ersek. Ersek. Ha. Galatasaray. Bonsu'yla Stretch bazen dışarıdan. <laughs> Galatasaray Euro Cup'u kazandı. Guard kim? Arroyo. Stretch Uzun kim ersek? Efes e, finalle oynadı onu da katalım. E, Eurolig'i kazandı. Guardlar kim? Burada bir de primi var. İki tane var. Guardlar kim? Stretch e, uzunun kim? Moerman. Plies. O da evet. Plies leblebi gibi. Atayım. Sert açıda koyar Yani. Sert aç. Anlatabildin mi? Hep aynı şey. Peki obraya gel. Eski takımlarına hiç gitmeyelim. Yani çünkü Partizan'ın ana silahları Real Madrid'den çok farklı. Birinde e, uzunlar, öbüründe kısalar. Badolona'ya git. Corny Thompson'la Euroleague şampiyonu oldu ya. Joe Fraser Brothers süper bir Via ve Corny Thompson ya. Sen Corny Thompson'ı hatırlıyor musun? Yok hatırlamıyorum da biliyorum. Yani Oradan Benetton'a git. Benetton'da da çok güzel şeyleri vardı. Sonra Panathinaik Her takım farklı abi. Ki 94'te İspanyol takımıyla şampiyon olmak da kolay iş değil o zamanki Euroleague'de. Evet. Şimdi çok kolay. Şimdi <laughs> Baba iki, 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 formayı koy. Iki, i̇ki İspanyol takımıyla şampiyon oldu. Badalona ve Real Madrid. Real Madrid'de bir de... E... Hadi Real'i bir yere kadar şey yapabilirsin de. Ee, hadi ezmek demeyeyim de bastırabilirsin de Bak orada bile şöyle bir detay var. Son senesi Sabonis NBA'ye gitmek istiyor. Çünkü sakatlıklar çok etkilemeye başladığını. 94 Badollo şampiyonunu biraz Yugoslavya'nın tam dağılışına denk da gelmesi etkilemiş olabilir mi? Çünkü o espri yapıyorum tabii 94 de. değil Badollo'na ya. 94. Hayır ya. Evet. 92 Partizan. 92 Partizan 94 Badollo'na. 93 Badollo'na, 94 Real Madrid. 95 Real Madrid. Tamam 93 Badolona çünkü kim kimi elediyse <laughs> o takım onu transfer ediyordu. Partizan Badalona'yı eledi. Bakacağım şimdi. Cüzdanında ne varsa iddiaya girelim. Var mısın yok musun çabuk. Ne söyle bakmadım. Badalona 92. Ben 94 92 Partizan 94 Badolona 95 Madrid diyorum. 92 Partizan 93 Ha doğru partizandan ayrılmadı. 500. Doğru. Hayır. 500. Ne 500? 500 lira Partizanın yasak olduğu, yasaklandığı seneyi unuttum. Doğru. Avrupa kupalarını almadılar iç savaştan dolayı. Tamam abi sen anlat. Ben o sırada da... Hayır bakayım. yani şimdi sen diyorsun ki farklı bir e, basketbola... Basketbol tarzına yönelsin, devrilsin. Orada? Tamam ben ikinci sezonu unuttum. Ondan sonra gitti zaten. <laughs> e şimdi başarısız takımlarına bak. Efes, Tony Douglas, Galatasaray, Russ Smith. Ya bunlar esas... Ya Russ Smith'li kadro o kadar potansiyelsiz bir kadro değil de olmadı. Takım kimyası da uymadı. Baba Anthony Douglas'ı takım fena takım mıydı? Tamam. Sunny Williams. onu diyorum uymadı diyorum. Hatta. takım kimyası uymadı. Hayır tamam ama düzen aynı düzen. Yani kurmaya çalıştığı düzen aynı düzen. Tamamen direksiyonun arkasına geçecek, tempo dahil birçok şeyi kontrol edebilecek seviyede bir gard. O olmadığı zaman aynı zamanda skorda yapacak bir oyuncu olması lazım. O olmadığı zaman da e, sıkıntılar, uyumsuzluk. E, o açıdan yani Ergin Ataman'ın o kafasındaki veya kendini koç olarak rahat hissettiği basketbolu Şak diye değiştirmesi çok kolay değil. Değiştirir. Kafa yorarsa, şey yaparsa değiştirir. Biraz ben bu seneki Anadolu Efes'i 2017-2018'de Ergin Ataman'ın yarı sezonda geldiği Peresovic Efes'ine benzetmeye başladım. Ya bu seneki Peresovic... Peres i̇şte Anthony Douglas'lı. Tamam işte çok benzetmeye başladım. Ee, takım dikkat et oyunda hücum da akmıyorken sürekli bir bireysellik üzerine. Herkes bir bireysel yaratmanın üzerine. Ben... E Efes'in son iki senedir kaç tane maçını söyleyebilirsin? Ee, tek paslı hücum ya da alanın bitirme... vardı şey olarak ya ama... Ya çok sıkışan maçta anlarım ben. Dün Pantelik'e kaç o, o maç değil. yılı vardı ama genelde Efes şey yapıyordu. Ya hep bireysel... Düzen içinde bireyselliği bireysel... ön plana çıkarmayı başardığı için... Düzenin değisi yok. Abi yani sezon başından itibaren orada bir terslik oldu. İnsanlar bunu dile getirmiyor. Charles Barkley gibi de konuşmak istemiyorum ama yani biz bunu hissettik. Biz içeriden haber haber almıyor alan birileri değildik. Ee, kimseyle de şeyimiz yok. Aman bunu yazma, aman bunu söyleme diye bir diyalogumuz yok. Ama bir Efes'i 4 senedir, 5 senedir izleyen birisi olarak hem de dikkatli izleyen birisi olarak onu hissettim ben, sezdim yani. Yani bu What's wrong with this picture? Yedi tane hatayı bul diye bir şey vardı. Bu resmin hissediyorsun onu izlediğin zaman. E şimdi bazı şeyler ayuka çıkmaya başladı. Ayuka. Ayuka. Ben ne dedim? Ayuğa. Harf <laughs> <laughs> Ay atladı ya ondan söyle. K yumuşak K'ye dönmüyor mu? D dönmez. Yok zaman. o kelime ayuka. Ay Ayuku biliyorum. En yüksek şey ne? Gökteki en yüksek şey Ayuk. Ayuk. Ondan Ayuk'a çıktı derler. Evet, olabilir. Bak senden. Sen de... daha iyi biliyorsun. Evet. Bilememişim. De ha bu nasıl tamir edilir? Bence orayı tamir edecek kişinin önce kendini tamir etmesi lazım. abi. Yani işte. bak işler iyi giderken çok kolaydır bazı şeyleri paylaşmak. Bak başarıyı paylaşmak kolaydır. Başarı başarısızlığa Başarı geldiğinde kendine pay çıkarmak çok kolaydır. Başarısızlıkta ben de şu hatayı yapıyorum, yaptım. Ya bu ticaret demek gibi. Demek çok daha zordur. Yani bir iş yaparsın, kar edersin. Karı paylaşmak kolaydır. Sen 3 lira fazla al, gözüne batmaz kimsenin ortada büyük bir kazanç varsa. Ama büyük zarar et Bevenega bir şey Papanyanis yoktu. Papanyanis olup şeye bu kadar mecbur kalmasalar dasa kavadasa... Tabii. O da kariyer rekoru kırdı ama öyle değil mi? Çok bir şey Sayı anlamında. Ya ne kadar kalın bir oyuncu ya. ya Öbürünün tehlikesi ikili oyunlardaki şeyi falan. Ha, bir de Efes'in Efes ee, şey uzun rotasyondaki sıkıntıyı düşünürsen çok bozar doğru. Mesela Macon, Macon'la ilgili ne düşünüyorsun abi Panathinaikos'ta? Panathinaikos'un oyuncusu işte o kafanın oyuncusu. Değil mi? Hızlı tempo bir takımda yani set temposu yüksek bir takımda fayda verir mi? Yani Kokoşko sever onu. Söyleyeyim ha, sana. mesela sana. aklıma Kokoş, o geldi. Kokoşko severdi onu. Ya, Igor Kokoşko Fenerbahçe'si olsaydı mesela Macon başka bir oyuncu izletir miydi bize? Ya burada da gerçi yani istatistikler özelinde İyi bir oyuncuymuş gibi, kötü bir oyuncu değil de. ay kötü bir. Her oyun... takımda oynayamaz. Ya kötü bir oyuncu değil, ama şimdi ee, Obra'nın, Gerardini, Erdem Can kendi ekibiyle sezon bittiğinde başlayana kadar bin tane toplantısı oluyordu. Her sezon birileri gittiği için Boyanla başladı bu. Boyan da fena oyuncu değildi yani. Ee, nasıl bir takım kuracağız kafamızda planlar nedir ve onlara göre uygun bir transfer aday listesi çıkaralım ee, hemen hemen her transfer obra zamanında böyle yapıldı hatalar yok muydu vardı yani Derek o listeye nasıl girdi ben hala anlamıyorum ben... taraftarın atletik dört numara yani Melli'den sonra bir atletik dört numara, dört numara, dört numara şeyi vardı. Diyerek Williams... Koç bir... da yanılgıya düştü orada bence. E işte e, onu söylüyorum ben. Şimdi bu şeyle de devam etti. Kokoskov'la da. Bu takımı zaten kokoşkov oynatacakmış diye kurdu Fenerbahçe. O da istemiyordu kısa. Georgievich gibi. Ya onu hiç anlamıyorum. Ben de anlamıyorum. Bizim bir, bir yerde hata o yapıyoruz. Ayrı bir konu ha. Biz geç, geçen Ya baba Allah aşkına biz yani biz hata yapıyoruz bir yerde. Nerede yani? hata yapıyorsun yani Merak, şimdi? Hay, yok. Covid var, sakatlık var. E görüyorsun işte ya. Bu arada Efes e eklemek istediğim bir şey var mı? Oradan geçelim. Abi Herhalde Efes Efes'e eklemek istediğim şey şu. Bu sene 8 ya da 7 playoff'a girse de şu basketbolu şu kafası Yaralar sarılmadan Bak, nasıl sarılacak e onu da iyi. bilmiyorum. Çok Çünkü çok... yani maç sonundaki demeci bile Ergin Ataman geri adım atmayacak abi. Belli. Ya yani tükürdüğünü yalamaz. Zaten öyle bir yapısı var. E şimdi bire kaç kişi karşı? Yani Mitsic, Simon, Mitsic. Petrušev. Mitsic'in de ben çok o tarafta durduğuna inanmıyorum. Çok yani kenar kenar yönetim tarafında durduğunu düşünmüyorum. Dün o bir tane şut var. Yani maç. Kaç saniye vardı diyeyim? İki, dört, sekiz mi? Dokuz mu ne? Yani iki sayı. Bakma sen tepede. Ya yani bu iki... şey kızı son maçından sonra serbest atıştı. Atsa rakip zaten e, maçı kazanamaz. Yani faal yapacaklar. Maçı kazanamazsın yani. Durumu iyi değil Efes'te bilmiyorum. Ya yani içeride tam neler olduğunu bilmediğimiz için hep gördüğümüz ve hissettiğimize göre yorum yaptığımız için puan ama durumu bu cenaze olayı çok önemli bir olay abi. Puan durumu için çok değerli galibiyet ama ilerisi için hiçbir şey ifade etmiyor bence. Şöyle ifade etmiyor. Yani e, büyük sıkıntılar var. Onların çözülmesi lazım. Ha bugün Panathinaikos'u yenersin bence ligin en kötü 4-5 takımından bir tanesi. Ama yani yani Çok, Ayko... uzağa gitme ya. Panathinaikos'ta dün... Jelgir zaten puan durumundan belli. Dün e... hadi Panayla benzer özellikler taşıyan bir oyun yapısı var. Monaco'yla oynadı gerçi Efes. Kazandı da. Rahat da kazandı ama dün Monaco'yla oynsa kazanamaz bence. Ya Fenerbahçe Jelgir'den başka kimseyi o basketboluyla o kadrosuyla bence yenemezdi. Yani şimdi herkes diyecek ki Olympiakos'u yendi. Olympiakos'ta Pierre Henry yüzde yüzdü. Yüzde yüz Burada yüzde otuz falandı. Evet. İşte, evet. Efes'te Panathinaikos ve başka hiç kimseyi yenemezdi. Dünkü oyunuyla. Geçelim o zaman Fenerbahçe'ye. Ee, burada da zaten Efes'i araya sıkıştırırız. Ee, muhteşem. Yani. Aileyle takım olmak işte. Bak, yani, o kadar önemli bir çok, şey ki bu. Çok da bir yandan üzülüyorum. Ee, bazen insanlar şey zannediyor yani eleştiriyoruz da hani biz muhalifiz ya da şey benim kadar Fenerbahçe'nin iyi olmasını bana bunları söyleyenler istemiyordur inan bana. Ben sezon başından beri niye söylüyorum? Şu kadronun potansiyeli bir kere zaten 9'a 10 değil. Tamam mı abi? Yani ben bunu eleştiriyorum. Burada koçun da hataları oldu. Ama koç yine gözümde en son suçlu. Sezon başı. Şu kadroya baktığın zaman biz ne diye bağırdık? Fenerbahçe'nin bir en az iki olursa müthiş ama ikinci kısaya olmuyorsa da bir tane dört buçuk. Şu bağlayıcı parçaları birbirini yani puzzle'ı tamamlayacak parçaları alın. Bak biz şu an ne konuşuyorduk biliyor musun? Şöyle bir şey olsaydı. Giorgiovic'e e, haksızlık etmek istemiyorum. Tamam, mı? kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. İyi niyetiyle orada. Elinden geleni de yapıyordur. İyi bir koç olduğunu düşünmüyorum. Igor Kokoshkov süreci doğru yönetilip Igor takımın başında olsaydı o da büyük eksikler yaptı. Bence öbür tarafında eksileri var. Hani o süreçte. Igor kalsaydı. Zaten yine kafamı karıştırıyorsun işte. Hayır yani Igor süreci yani ya Igor'un Igor ayrılışı takımı aylık... kurmadan önce mi ayrılsaydı diyorsun? Yok kalmayacaktı adam. O zaman takımı kurmadan önce oradaki Igor'un iki aylık sıkıntılı süreci var ya. Evet. Yani Covid olduktan sonra takım başına final serisine çıkmadı. çıkmana. Yani oradaki o sıkıntılı süreci yönetimsel anlamda doğru yönetilseydi, Igor da biraz karakterli olabilseydi orada bu kadro kurulduktan sonra takımın başında olsa idi bu sezonun başında. Ha, i̇ki hem, doğru. Hem kuracak hem yönetecek. Hem ha. yönetecek. Bir de, kısa da istemiyordu. Zorla aldıracaktın. Yani zorla diyelim. aldırdığın... Ya ne bileyim abi ben düşünüyorum abi, ama yani... şimdi bak zorla aldırdığın zaman bu ekonomide paranı sokağa atacaksın. Ya mesela işten anlamayan... Sen Obra'nın ilk sezonu hatırlıyorsun. Evet. Ee, Mehmet, Ahmet Özokur muydu? Hı hı. Ahmet Özokur. Ha. Çok iyi takip ediyor. Hakikaten. Her şeyi takip ediyor. Eee Onay almadan gitti Pierre Jackson'la öbürü neydi? Sekülüç. Sekülüç'ü oynattı mı Obra? Koç istemiyorum. Gerek yok dedikten sonra aldı. Ha şu şey olur. 40-45 milyon lira bütçen olur. Tamam mı? Tamam koç ya benim sana hediyem idmana da alma istiyorsan ben parasını veririm. O bile doğru değil de. E Fenerbahçe'nin öyle bir durumu da yok. Ama biz niye? Ben, biz Aa, niye tamam bak yani? senle ben bunu en baştan Temmuz ayından beri söylüyoruz. Hı -hı. Murat dediğinde de öyle. Overtime'da da kaç kere Ya şu. bir tane kısa bir tane bu takıma doğru koç. Doğru derken bu takımın kadro yapısı itibariyle <laughs> söylüyorum. Bunun, yani Giorcevic'e uygun bir kadro değil. Bunu her zaman söylüyoruz. Bir kere kısa rotasyon anlamında hiç değil. Ona uygun bir bir numaran da yok. Neyse bence Fenerbahçe şu an sağ avantajını nasıl koruruzu konuşuyorduk. Ha, şimdi ona rağmen üç tane e, yanlış mı şey kurbanı var. Sportmenlik dışı faal maçı kurbanı var. Asvel, Real ve Panathinaikos ve 3 galibiyetle Fenerbahçe şu anda ilk 4'ü zorlar mı zoralarmaz mı konuşuyoruz. 12 galip 11 galibiyet olacak. 12. 12. <laughs> yani ama orada işte maç içinde de çok hatalar var abi. O kapıyı açtın mı giriyorlar işte abi ona. hata he, yani tamam, ama giriyorlar bunu hep yaşıyoruz onu demek istiyorum. Senden daha çok isyan ediyorum ben hakem hatalarına. Aynı şeyi söyleyeyim. O kapıyı hiç açmayacak. Yani Çeçkar, Real, Barcelona e, hiç hata yapmıyor öyle mi? Abi, abi onlarla sen bir misin ya? ya Geçen tamam. gün burada piramit zaman, çizdin zaman. ya. Biraz da ona göre şey yapmak lazım. Obra bilmiyor muydu bunları mesela? Obra bilmez olur mu? Obra şeyi hesaplıyordu abi. İki tane oyuncu sakatlanırsa kimi nereye kaydıracağım da üç maç işte ne bileyim iki numarasız ya da dört numarasız idare edeceğim. Kalin içi ondan dört beş üç oynatıyordu. Dotome iki üç dört. Bambaşka planları vardı abi. Yani, yani bu, bu hafta. Baba dokuz Euro League şampiyonluğu iki mi üç mü Euro Cup şampiyonluğu <laughs> kolay gelmez yani. Öyle eee onu getir, bunu getir. Geçen bir tane bir yerde bir şey okudum. İşte biri yazmış. İşte İsmet var, Şeymuz var. Pierre var. Henry'den bahsediyor. Başka kim var bir numara? De yani. Öyle görüyorlar. Öyle. Şimdi bunlar varken bir kısaya daha ihtiyaç var diyorsunuz. Nasıl oluyor? Ya bundan hiçbir senin istediğin özellikle sahip olan kısalar değil ki. İşte içeride Murat Zorlu'nun odasında geleceksin. Ya ben bu sene Fenerbahçe'nin ee, sen üzülüyorsun. Sezonu çöpe attığını düşünmüyorum. Şu açıdan düşünmüyorum. Playoff çok zor. Mümkün bile değil belki ama çok zor. Ee, çünkü Wesley ile Dekola dönene kadar kredin yok. Bir de 5 maç çok sıkıntılı. Hayır. Hata yapma lüksün yok. Yani o 5 maçı 3-2 bitirsen bile sıkıntıdasın. Ki dediğin gibi hepsi zor maç. O beş maçı da ikisi de olmayacak. Bir de şu var tabii. Özellikle Wesley'i de geçmişte gördük. Döndüğünde fiziksel olarak onun birkaç haftaya ihtiyacı oluyor. Psikolojik olarak. Bu, fena, bu sene ne ders çıkar? Yani bu seneden ders çıkarması lazım Fenerbahçe'nin. Ve ona göre çünkü yaşlar müsait. Üç yıllık bir plan yapması lazım. Ders. Şehmuz oyun kurucu değil. Ama Şehmuz doğru yerlerde Doğru şekilde kullanıldığı zaman, şutunu da geliştirdiği zaman senin kombo gardın iki ağırlıklı combo gardın ya da Veseli gibi enerji reaktörün olabilir. O zaten yüz. Yani gidişatı Mesela değiştirir. onu gördün. Yani Şehmuz'un şu anda Euro <laughs> oyun kurucu olarak bir takımı 10 dakika bile, 15 dakika bile taşıyabilmesi mümkün değil. Ama çok artıları var. Bunu gördün, değil mi? Bunu bir evet. kenara koy. Tarık Biber o alacağın karşına kardeşim sen şu ikinci yarıda yaptığın savunmayı niye daha önce hiç yapmadın? Sen bu emeği koy, sen bu baskıyı koy. Ben sana her maç 8-10 dakika veririm. Yapıyor. Yani tamam karşısında pırpır pır bir şey yoktu. Ama karşı takımda en azından o 5 içinde burada çok kısıtlı kadrosu vardı. Seçeneği çok kısıtlıydı Fenerbahçe'nin. Sağdaki beş içinde Tanrı'nın bu savunmayı yapabileceği biri vardır abi. Sen bunu yapacaksın mı? Niye yapmadın şu ana kadar? Var mısın yok musun? Obrado için Bombo Kıyalı'na sorduğu gibi. Var mısın yok musun? Kutu açacak mı? <gülüyor> açacak. <gülüyor> e ondan sonra şa yok olmaz kardeşim. Umutluyduk olmaz. Polonara çok özel. Bunu gördün. Polonara bir gardla bak niye haksızlık yapmıyorum ama Polonara oyun akışını sağlayacak bir gardla 3-6-9'dan bir kere bir 9 sayı her maç bulur. O zıt diye gittiklerinde de bir 6-8 sayı bulur. E Zaten 6-8 arası rebound çekiyor. Her maç double double'a yaklaşır diyorsun yani. Ya ne karakter adam ya. 40 dakika sahada kaldı. Enerjisi düşmeyen tek oyuncusu. 39 dakika. 39 küsür. Paulonaray'ı bir kenara koydun mu? Koydun. Henry takımın değil, bu kulübün bir parçası. Yani futbol, helal olsun. Futbol yani, takımına mesela Henry'nin izleteceğini abi. Olympiakos ve bu maçta sekerek neler yapmaya çalıştığını izleteceksin. Onu da kenara koydun mu? Booker en çok eleştirilen eleştiren biriydi. Ben hala hala ama aile bak aile kurallarına uymaya başladı. Evet. Savaşacaksın. Onu da al bir kenara koy. De indirim yaparsa kalsın. İndirim yaparsa Türkiye Ama sözleşmesi bitiyor zaten. Hayır. Yani düşük bir daha düşük bir fiyata yeni, 500 bin, bin dolara oynasın o demiyor. O indir, gitmişti de o, o yeni sözleşme kadar yaptı indirim mı? Yapmadı. Tamam. Yeni sözleşme yaptı mı? Hayır. de yapmadı o da yapmadı. Vessel i Vessel i de bir değil. an önce yapmak lazım. Bu arada lazım. ben onu da tekrar yani 50 defa söyledik ama yine söylüyorum. Wesley'nin kontratı bitiyor sene sonu. Bitmeden önce anlaşmak lazım. Ocağın sonuna geldik. Euroleague sezonu playoff yapamazsa Fenerbahçe'nin insanın başında bitiyor. Yani nedir niyet burayla ilgili? Veseli'nin gitmesi demek. Veseli'nin gitmesi demek. Basketbol şubeyi 3 veya 5 milyon doları düşür, düşürmemenin hiçbir anlamı yok demek. Düşür abi o zaman. Veseli gibi... Yani... Hayır o zaman A lisans hakkını da sat. Aynen öyle. Normal Euro Cup için mücadele et. Evet. Yani Şubat ayı geliyor 10 gün sonra. Yani 9 gün var ocağın bitmesine. Hayır bunun normalde Kasım'da en kötü bitmiş olması lazımdı bu iş. Hayır, bir de şu var şimdi Wesley kaç yaşına geldi? 31 değil mi? 32 olacak. 90'lı. Gelecek sezon başladığında 32, oldu 32 olacak değil mi? Yo, 32 oldu zaten. Oldu. Ee, Hangi ay bilmiyorum da. Kulüp tarihinin en unutulmaz yabancıları basket demiyorum. Kimler? Alex. Ha şey futbolda mı koyuyorsun? Yani en unutulmaz yani benim için Alex. Bir sezon oynadı ama şu mahe. Ee, i̇ki sezon oynadı ama Van Hoydon Yani kulübü şey olarak söylüyorsun yani o formayla özdeşleşmiş gibi. Mesela Rob, Roberto Carlos değil. Mesela Lugano. O ha, Lugano. Ee, şey. Otobüsü ateş ettik. Ben mesela benim için Christian Baron de çok kı kıymetlidir. Şey. Hög değil de. Uçe. Uçe Hög de çok önemliydi de şey. Ne? Ya otobüsü e, otobüs at ateş ettiklerinde. Kayıt. Kayıt. Bu bunlar değil mi? Var mı başka? Eskilerden o kadar yok. Söperi, ha belki Datku, Datku ha, Ama bunlar arasında bir Alex dışında kulübe bu kadar hizmet yıl olarak da başarı söperi olarak da e, Aurelio da var Türk olduğu için. Baroni de kaç sene? Baroni 6 sene olabilir. Bir Wesley akla gelmiyor. Alex dışında. Atladığımız varsa özür dileriz bilmiyorum ama. Yani düşünüyorum da. Aklıma gelmiyor. Neyse şimdi bu adam 32 yaşındaysa bu sene aldığı para fazla geliyorsa sana. Bu 8 mi 7. sezon 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27, 26-28, 26-29, 27-28, 27-28, 27-28, 27-28, 27-28, 27-28, 27-28, 18 19 19 20 19, 20, 20, 20, 21 8. sezon. 8. sezon. Ya bence %100 forması zaten. Ya forma şey, sonu oraya asıl formayı da. zaten bırak da diyeceksin ki Wesley ya kardeşim sen bizim ailemizin vazgeçilmez biz sana bu parayı ya bir kere elinde İstanbul gibi de bir koz var. Ha, karısı burada yatırım yapmış. Sinan Güler'in eşiyle iş kurmuşlar falan filan. Bir sürü şey var. Biz seninle 4 yıllık kontrat yapalım. 36 yaşına kadar oyna. Ama senin 2 yılda beklediğin parayı biz 4 yıla yayalım. Bu kulüpte de ondan sonra işte asistan olarak Babi'ye yapılan gibi de devam edersin. 36'da bırakmaz ya. Hayır mesela o zaman 5 yıllık yap. Bir senede bir reyes kontratı olur ya. Ya şimdi Bunlar o kadar önemli detaylar ki. Reyes'e teşekkür kontratı iki yıldı. Bir yılda değil. İki yıldı. Bak bunlar işte çok önemli detaylar. Albertis'in hikayesini biliyorsun. Evet. Kaptan olarak şey, Obradoviç onu az oynattı diye kontratı bitiyor sezon sonu. Işte? Şey yapmıyor yani. Pana yapmıyor maçtan sonra. soyunma odasına gidiyor giyiniyor gidiyor. Obradovic fırça atıyor arıyor onu. Ya koç diyor benim işte anlaşmam bitiyor mu bir şey diyor. Obradovic diyor ki ben yönetimle konuştum geleceksin ki kontratın senin hazır diyor. Söylemiyor ama ama yönetimle konuştum diyor. Evet. Neyse. Yönetim dediği amca. Esas şey de değil, başkan da değil. Onun Kardeşiyle o şey. Bak valla Veseli kontratı Obra e, Obrado 3'ten sonra Obra 3 olayından sonra artık yani şey yani mum dikmek mi olur? Ne ona yani? Mum dikmek ne <laughs> Ne bileyim. <laughs> ya da işin yani Veseli'nin gitmesi şimdi tam örneklendiremiyorum da Obra'dan sonra Obra komple yanlış yönetilen bir süreç. Şu Veseli'yi de artık bir an önce bitirin yani. Vesni kalmak istiyor. Vesni'nin eşi İstanbul'dan ayrılmak istemiyor. Ama kalmak istiyor öyle. Bak. Aynı şeye denk geliyor. Obrađović e, şey biz hocayla çalışmak istiyoruz, devam etmek istiyoruz, sözleşme imzalamak istiyoruz. E, aksiyon Vesni'nin kalmak istediğini biliyoruz abi. Yani isteklerle o işi e, hani kağıda dökmek aksiyona. Aksiyonu almak farklı işler. Bu takım ...Obradoviç'den... geri kalan en büyük miras bu takıma. Bunu mesela daha önce de ben maçlarında çoğunu anlattığım için başarılı gözüken Fenerbahçe takımlarında basketbolda hiç görmedim. Ne Aydın Aydın abi zamanında ne Tanyevic zamanında <laughs> yani Ciyani zamanında hiç görmedim Spaya zamanında. Abi herkes biriyle ilgili şey yapıyordu. <laughs> Şuraya doğru baktım, bir şey yansıyor tamam mı? Allah Allah, iyi saatte olsunlar falan dedi. Obra mı geldi? Yok, şurada cansız manken var ya, onun gölgesiymiş. Ha, hande'nin? Ha, aynen biri içeride diyorum, Allah Allah. Evet abi. Şey... E, en büyük şey bu aile yapısıdır. Bu hakikaten bu kadar oyuncu trafiğinde de... ...bunu sağlamak kolay bir şey değil. Ama Fenerbahçe'nin daha önceki basket takımlarında herkes biriyle ilgili seni bir yerde yakaladığı zaman bir şeyler söylüyordu Yani. Abi ona kadar büyük oyuncu. Şu şu Hay yani şu oyun neydi falan. Şu nasıl bir mücadele? Ya, yani? ya işte Aydın abi çok iyi top var. Abi tamam da yani ben üç top bile kullanmıyorum ya. Yani. Anlatabildim mi? Bu takımda yani kaç sene oldu? bir sene kokoşko bir sene georgios ondan önce de e, yedi sezon 7 sezon obra, dokuz senedir hemen de olmadı çünkü o Boyana Boyan, e, Boyan Bogdanovic ve Emir Prezi zamanında da benzer biraz şeyler vardı. Aslında Aydın Hoca ile biraz hani tabii o yavaş yavaş oturmaya başladı. Tanya 3 döneminde Yok Sp zaten Spaya zaman şey e, neydi abi 2011 sezonu Fenerbahçe'nin Spahi hmm. Sp ile olan e, Piyani Cihani zamanında dibe vurdu ya. Yani. Piyani Ciyani, o yeni bir şeydi işte. Oraya hiç e, yeni bir hani böyle para harcayalım onu. bunu yani çok kötü bir kadro kurulmuştu. Kağıt üzerinde çok iyi ama e, birbirine, birbirine, tamamla, birbirine uymayan hiç planı işte, programı olmayan bir kadro kuruldu. 5 numaran Mike Batist, bir numaran Boğmak Galip. <laughs> yani bu programı senin benle yapmanla aynı şey. <gülüyor> <gülüyor> yani o şeyi o savaşma ruhu birbirine inanç falan da bence oradan geliyor. Yani e, abi 17 olmuş. Zaten 6,5 oyuncusun, 7 oyuncusun. Ya bu nasıl bir inanç? Yakalamak üzeresin, bire iniyor değil mi? Yine açıyorlar. Yani yine bir 4-5 sayı öne geçtiler. Geçtiler. Hadi Olympiakos maçı da inanılmaz. Çünkü bir kere kalite olarak çok büyük bir fark var ve Euroleague'in en formda takımı olarak bak o e, Fenerbahçe mağlubiyeti Olympiakos'un kırılma noktası olabilir dağılma açısından. Olympiakos'un mu? He, şimdi Makabi'de tamam Makabi çok zor bir deplasma ama evlerindeki bu maç çok önemli şimdi. Hakikaten onlar şey mi oldu? Tılsım bozuldu mu? Çünkü ben hep onlar belki aşağı... Ya onlarda Fenerbahçe maç öncesi de hastalıktan dönen çok daha yeni oyuncular vardı ya. Belki daha hani o biraz aşağıya çekmiş olabilir takımı. Bu maçta da daha etkisi sürüyor olabilir. Yani ben Olympiakos'un çok aşağı yani. Ben ağzımı açarsam... Şöyle iyi diyeyim ben. <laughs> çok iyiler. Zirveye geçecek. Zirveye doğru. Ee... Hayır o maçta da mesela ortaya koyulan Ağzımızı açık sayettedik abi. Şeyimize bir parantez açalım mı? Şöyle bir parantez açacağım. Şeyimiz şeyimizi uzun... açtım zaten. Hala şöyle bir parantez açacağım. Ee, bol bol şut çalışsın. Ha, çalışıyor galiba zaten bu arada. Ş sol fake sol dribbling şut, fake sağ dribbling şut, catch şut. Bence ee, bence ilk topu yere vurduğu anı çok iyi çalışması lazım. Bir de çok eğiliyor topa. Dribbling yaparken. Küçülmeye gerek yok bu kadar yani. Hayır şimdi o zaten yani Ya o drive konusunda alt, iyi bir şeyle geliştirebilir. Alt yapılarda ben onun pek oyun kurucu oynadığını zannetmiyorum. Ben de yani 3 oynadığını düşünüyorum. Yani bilmiyorum ama eğer zaten oyun kurucu olsaydı şu anda topla barışık değil. Onu söyleyecek işte bunu. topla barışık olmak çok önemli ve bu genç yaşlarda sağlanır. Hata yaparsa yapsın abi. Hiç önemli. Değil. Ver topu Sen ya. Hatırlıyor musun mesela altyapıda çok da geri gitmeyeyim. 2017 Gençler Şampiyonu kimdi? 2017. Gençler ya da Yıldızlar Sinistan Ligi. Sırbistan mıydı? Şimdi... Şey, Hayır ülke ya. Türk, de, Türkiye. Her Türkiye'de. Hiç kimse hatırlamaz. Basken Junior Lig Şampiyonu oldu. Ben hatırlamıyorum hangi yıldı. 2017'de kimdi? Ne bileyim. Ben hatırlamıyorum. Ama yetişen, Bahmet var mıydı? <laughs> yetişen oyuncunun kim tarafından hangi kulüpte yetiştiğini herkes hatırlar abi. Zaten kulübün altyapısı bununla <laughs> oraya tamam mı? Şampiyonluğun ilk hedefi olmayan bu işi bilen gönüllü, iyi niyetli, çalışkan, iyi eğitilmiş genç koçlar koyacaksın abi. 85 milyonuz ya. Bence senin hakikaten görev alman lazım. Ya bırak şimdi görev görev değil. Bu çok zor bir şeydi. Ben Ben yapacağımı yaptım abi. Yani bu işin yanlış olduğunu kulüp kurarak gösterdim. Ben e, bir kamuoyu oluşturacağım bununla ilgili. Sana <laughs> sana baskıyla alakalı. Senin hakikaten e, basketbolda bu tabii ki Fenerbahçe'nin önceliğin. Ya izleyenlerin de bildiği üzere bunu hiçbir zaman saklamadım da. Yani. Fenerbahçe'de bence bir görev Ben bunu alman hiçbir zaman lazım. saklamadım. Ben Fenerbahçe'yi fazlasıyla koruma mecburiyetinde kaldığım için eleştirildim. Son haftalarda da fazlasıyla Efes... Hiç kimse Efes'i de benim gibi korumadı ya. Baktım. Ben de baktım. Ama troller işte... <laughs> Yapacak bir şey yok. Ee, bence senin kesinlikle görev alman lazım. Altyapıda en kötü. Bak e, çok Zaten ciddi üç söylüyorum. Kötü, üç, yapıda benim ne işim Sen yani. mesela şu an evet. Fenerbahçe'de görev alıyor olsaydın Veseli en kötü Kasım'da imzalamıştı. Ha, sen bir <laughs> FB TV'den de attıracaksın. <laughs> Çalışıyorum deniyorum. <onu. gülüyor> ee, yani bakalım. Hayırlısı. Eklemek istediğim bir şey var mı abi? Çok zor bir hafta Fenerbahçe için. Önümüzdeki 5 maç çok zor. sıkıntılı. Ee, hiçbir şekilde e, yani oyunculara veya koçlara e, bu gayret gösterildikçe hiç kimse bir şey söyleyemez. Ee, Henry ne durumda olacak bilmiyorum. Ee, ama Henry %100 olmayacak o da kesin. Ama %30 yerine %70 olsa bile fark eder. Ama ona da buradan şeyi söylemek istiyorum. Bu senin... arada biliyorsun İsmet de sakatlandı. Evet İsmet zaten şey kadroda da yoktu. Ee, senin Fenerbahçe kariyerin kısa sürmeyecek. Ee, biraz da ileriyi düşünerek kararlarını ver. Çünkü bence sen bu sene değil sadece gelecek senenin de e, bu kadroda çok önemli bir parçası Önümüzdeki olacaksın. Önümüzdeki hafta bunu konuşalım bence. Ee, fedakarlık iyi ama mesela son maçta sağda bulun şey ver o ruhi liderliğini <laughs> ver hele o kadar tecrübesiz bir takım ona çok ihtiyacı var ama yani hele ikinci girdi ya da üçüncü girdiğinde bayağı seke, sekiyordu adamcağız ya yani oynadığı oyun o haliyle takıma da bir katkı getirmiyor oyun olarak psikolojik yani sakatlığını da geriye atıyor olabilir yani, evet. zorlamanın da i̇şte, bir manası yok onu söylüyorum e çünkü bir hani diğer oyunculara haksızlık etmek istemiyorum ama kısa rotasyonda bir zaten elindeki iki oyuncu bir tanesi. E Şeymuzu ayrı tutalım. uygudur işte e, Henry. üretebileceği Bu arada Gudrich'e de esas paragrafı oradan açalım. Hadi Goodrich ya biraz istikrar ya senin ne kadar yetenekli olduğunu herkes biliyor, değil mi? Ama e, Şeymuz kapıyı sonuna kadar açtı İlk giren de Gudrich oldu son iki dakikada. Ama tabii e, yani biraz da onun da fazla e, yükten bence. Yok onun iyi de kullanılmıyor. Hayır. Bir de sezon başı o ağrılar da ağrılar vardı. Giremedi. Baba oldu. Şimdi ağrıları azaldı. Kolay Artık değil. şey bir çizginin altına inmemesi lazım. Evet kolay değil. E, hayırlısı olsun. Hayırlısı e, olsun. Ağrı, abi hatırlatmamızı yapalım yemek sepeti uygulamasından. Bana bir seçeneğini seçerek bana market mi? alışverişimizi. Bana Sevgili... bana bir oyun kurucu. <laughs> bana bir oyun kurucuyla sepetimizi ekleyerek İndirimlerden faydalan, faydalanmayı unutmuyoruz. Ee, eklemek istediğim bir şey. Tekrar sorayım. Beni seviyor musun? Onu söyle izleyenlere. <laughs> <Çok teşekkür ederim. gülüyor> Her şey karşılıklı. <laughs> ee, önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.